Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece saat 4 gibi siz bu videoyu izlerken, tabii ben peş peşe çektim ama bu videoyla arasında saat farkı olsun diye siz gece 6.31'i yayınladım saat 4'te. Onu izleyeceksiniz gün boyunca. Akşamüstü bu taktiğimiz yayında olacak. İftardan önce sizlere şimdiden iyi iftarlar olsun arkadaşlar. Bu videoyu İftardan önce izleyeceksiniz. İnşallah işinizi görür. Hatta saat 5 gibi yayınlamayı planlıyorum. En azından 6-7 maçlarına yetişip de rahat rahat kullanın arkadaşlar. Sizleri hiçbir zaman kırmadım. Sizler için devam ediyoruz videolara. Nisan ayına demiştim size bomba gibi taktiklerle geliyorum. Bakın bu taktikleri rahatlıkla tüm liglerde kullanabilirsiniz. Ekip ligleri biraz sıkıntılı. Çünkü rakiplerinizin formasyon çok güzel. Yani bizden çok eski oyuncular var. El elden üstündür. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Ekip savaşları harici rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın ekip savaşlarını da kullanamazsınız demiyorum ama hani verimini düşürmeyin. Bence ekip savaşlarında emin olduğunuz daha sağlam. Tabii ki ben taktikten eminim ama ekip savaşlarında dediğim gibi sıkıntı yaşan. Çünkü mesela abi bize bir Arap takımı geldi. Full 4-5-1 oynuyor. Bir türlü yıkamadık duvarlarını. Ha, yıkana kadar da zaten savaş bitti. Çok da güzel formasyonları varmış. Tebrik ederim. Neyse biz taktiğimize geçelim arkadaşlar. Şöyle geldik. Dediğim gibi normal ligleri ablukaya alın. Ödüllü ligleri, turnuvaları ablukaya alın ama ekip savaşlarına garanti vermiyorum. Bu taktikler ikine iki tane 4-5-1 anlatacağım. İç içe biri ev sahibi iken biri deplasmanken kimleri nasıl kullanacağız bunu dinleyin. Atlamayın patlamayın arkadaşlar. Siz atlıyorsunuz sondaki rakamlara kaçıyorsunuz sonra taktik bilmem ne cart curt diye söyleniyorsunuz. Taktikler hiçbir zaman çöp olmadı. Zamanında kullanılmadığı için tabii ki güncellemeler bizi de etkiliyor. Eyvallah çünkü biz de ben de farkındaysa her ay yeni bir taktikle hep karşınızdayım. Bu güncellemeler değil ki, demek değil ki Mart ayının taktikleri bitti ya da Şubat ayının taktikleri bitti ya da Ocak ayının taktikleri bitti diye bir şey yok. Hepsi güncel ama dediğim gibi şimdi sürekli yenilenme olmalı ki eski taktikler patladığında yerimizde yeni taktik olsun. Hatta bir kardeşimiz soru söylemiş. Abi Mart 4-3-3 bomba gibi bozayım mı buna geçeyim mi demiş. Sakın bozma patlayana kadar devam et. Bozmamalısınız siz de bozmayın. Evet arkadaşlar 4-5-1 2 tane iç içe biri ev biri deplasman bak dikkatli dinle patlama. Vay şöyle anlattım böyle anlattım diye saçmalama. Evet arkadaşlar en güçlü forvetimizi ileri koyacağız. Burası önemli. Defansif orta sahamız olmak zorunda. Yine kilit noktalardan bir tanesi bu. İki önlü orta sahalarımızı koyduk. Şuraya eğer sağ açık, sol açık yoksa ofansif orta sahaları sağa sola koyduk. Yoksa buralar mutlaka iki yönlü orta saha olmak zorunda arkadaşlar. Burayı unutmayın. Verimi düşürmeyin. Stoperlerimizi dizelim şöyle. Geldik, geldik. Şöyle gelelim. Sol bek yokmuş. Neyse şunu koyalım. Fark etmez. Pope yine şeyde olduğu için. Evet arkadaşlar burada dizilimiz burada olacak. Bak kilit nokta forvet bitirecek. Defansif orta sağ olacak. Sağ sol sol açık, sol kanat, sağ kanadın yoksa ofansif orta sahaları buraya koy, verimini yükselt. İki önlüler burada olacak. Bunlar önemli. Bunlar yoksa taktiği kullanma net söylüyorum sana. Burada da 6-3-1'in içeriği var arkadaşlar. Tabii ki biz 4-5-1'de kaleyi görünce vur oynayacağız. Forvetimiz ileri olacak. Şimdi burada değinmem gereken, bu ev sahibiyken değinmem gereken iki yer var. Deplasmandayken bir tane var. Şimdi burada ilk önce şuraları bir düzelteyim. Kafanız karışmasın. Direkt taktiği alacaklar var patlamasınlar. Ev sahibiyiz. İlk başta böyle dizilimizi yaptık. Geldik. Mevkiler sabit. Alan markacı. Offside. Hayır. Nor yeşil hakemdi. Çok agresif. Mavi hakemdi. Çok agresif. Sarı hakemdi. Agresif. Diğer tüm hakemler de normal. Bak ev sahibiyiz. Unutma burayı. Çünkü sana taktiği değiştireceğim deplasmandayken. O yüzden burada yeşildeyken çok agresif. Mavideyken çok agresif.
sarıdayken agresif şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Sayılarımız şöyle geldik. 56, 57, 58. Tabii biz bunu 55 civarına bırakalım. Dengeli oyun olsun. Şöyle geldik. Defansifin endibi 38'e bıraktık arkadaşlar. Yine burada top bizde kalmalı. Bu şekilde oynamalıyız. Rakip bizde eşit. Ofansif geliyor. Rahat da yapabilirsiniz bu şekilde. Rakip defansif geliyor. Biz de eşit bu şekilde oynayabilirsiniz. Gayet formasyonu güzel arkadaşlar. Rakip bizden güçlü. Ofansif geliyorsa şurada orta saha defansı. Bak öbürlerinde de kullanabilirsin ama fazla da hatamızı bölmeyelim diye eşitlerde sabit kullanın evdeyken ama şeylerde güçlü rakiplerde neyle gelirse gelsin orta saha defansı desteklesin arkadaşlar. Burası püf noktalardan bir tanesi. Lütfen atlamayın, siz de patlamayın. Şimdi deplasmana gidiyoruz. Şöyle kaleyi görünce vur. Kale ne oynadı? Forvet orta sahayı destekte, orta saha defans destekte. Bak deplasman taktiğidir bu da. Unutma. Deplasman taktiği. Vurguluyorum bak. Alan markajı offside kesinlikle kapalı olacak. Yeşil tüm hakemler dahil kıpkırmızı hakem harici çok agresif. Kıpkırmızı hakem de agresif oynayacağız arkadaşlar. Kırmızı kart yeme olasılığınız evet bir tık daha var ama rakibinize de büyük bir baskı oluşturacak. Rakibinizi kitleyecek yerlerden birisi de mücadelemiz arkadaşlar. Kıpkırmızı hakem de agresif. Diğer tüm hakemler de çok agresif. Rahat kullanabilirsiniz. İstiyorsanız çok temkinli olmak istiyorsanız diğer tüm kırmızı tür hakemler de agresif. Diğer kalan tüm hakemlerde de çok agresif kullanın. Benim seçimim, kendi seçimim, sizin de seçiminiz size bağlı. Kıpkırmızı hakemde agresif oynuyorum. Sağlam rakiplerde özellikle çok agresifi göz alıp da bu şekilde mücadelemi veriyorum. Şuraları hemen şöyle bir sıfırlayalım. Deplasmanda kafanız karışmasın. Bakın bu deplasman ilki evdi. İlk iki tanesi bu da deplasman için arkadaşlar. Geldik buraya. Şöyle 37 civarında saldık. 39 civarında yine burayı bıraktık ve yine biz de topa hakim olmamızı sağlayacak şekilde bıraktık arkadaşlar. Bu da çok güçlü rakiplerde deplasmandayken, eşit rakiplerde deplasmandayken kullanabileceğiniz güzel bir 4-5-1 formasyonu arkadaşlar. Verimi gayet iyi. Yani %85, %90 puan alma olasılığı yüksek taktiklerinden bir tanesi. Cidden bunu anlattığım şekilde ev sahibi ve deplasmanda özenerek kullanırsanız faydasını göreceksiniz. Emin olun. Biliyorsunuz ki ben hayatta boş yere taktik videosu çekmem. Mutlaka denemişimdir. Mutlaka faydasını görmüşümdür ki sizlere sunuyorum. Hani bir iki kişi mağlup oldu diye maalesef siz de yorumlara denk geliyorsunuz. Saçmalıyorlar. Saçmalıyor devam etsinler. Bizi yıldıramazlar. Durmak yok. Yola devam diyoruz ve sizlerin sayesinde yine burada teşekkür ederim. 6040 küsur olduk. 7500'e doğru hedefimiz 7500. Oraya doğru devam ediyoruz. İnşallah daha güzel yerlere sizlerin sayesinde geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza OSM'yi seven herkese kanalımızı önerip destek olmayı da unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Kullananlar yoruma gelsin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.